Efendim son günlerde gündemde olan sığınmacı polemiğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada asılsız haberlere dikkat çekildi. Rakamlar paylaşıldı. Özellikle İslam coğrafyasından gelen turizmini hedef almaktadır. Hepsini düzensiz göçmen gibi gösterme çabasındadırlar. Lütfen sosyal medyadaki laf cambazlarına, kaynağı belirsiz videolara itibar etmeyiniz. Son günlerde sosyal medya kaynaklı sığınmacı tartışmaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı detaylı bir açıklama yaptı. Özellikle de doğru diye sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dikkat çekildi. Bu bilgilerden biri de Türkiye'ye gelen Orta Doğu kökenli turistlerle ilgili sığınmacı algısı yaratılmasıydı. Bu ülkeye Orta Doğu'dan sadece göçmen gelmiyor. Turistler de geliyor. Geçen yıl Türkiye'ye turizm amaçlı Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen turist sayısı 4,5 milyonun üzerinde. Listenin başında ise İranlı turistler var. 1 milyonun üzerinde İranlı turisti Ürdün ve Kuveyt'ten gelenler takip ediyor. Listede Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'de bulunuyor. Ve bir başka doğru bilinen yanlış bilgi, vatandaşlık verilmesi tartışmaları. Hayır, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2011 yılından bu yana 47 bini Türkmen olmak üzere 200 bin 950 Suriyeli vatandaş yapıldı. Türk vatandaşlığı kazananların 17 bini Afganistan Türk'ü, 101 bini Ahıska Türk'ü, 6787 Uygur Türk'ü vatandaş yapıldı. 2000 Uygur Türk'ünün vatandaşlık süreci ise devam ediyor. <laughs> Ve ülkelerine geri dönen Suriyelilerle ilgili rakamlar. Buna göre 2016 yılından bu yana sığınmacılardan 323 bini geri gönderildi. 497 bini gönüllü geri döndü. 641 bini Avrupa'ya geçti. Böylece toplam 1 milyon 463 bin düzensiz göçmen ve sığınmacı Türkiye'den ayrıldı.